Önemli bir soru. Özellikle dün Emekliler Derneği'nin yapmış olduğu paylaşımın sonrasında, hatta yönetmenimizden de rica edelim o paylaşımı da önümüzdeki dakikalarda ekranlara getirirse Emekliler Derneği ne söylüyor? Dolayısıyla bu açıklamanın sonrasında kafalar biraz karıştı. Kim ne kadar maaş alacak? Biz de bu soruyu bir bilene sormak istedik. Sosyal güvenlik uzmanı Özgür Erdursun bu bölümde bizlerle birlikte. Sayın Erdursun, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Bilge Hanım, çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz katıldığınız ve vakit ayırdığınız için. Hiç vakit kaybetmeyelim, soralım. Kim ne kadar maaş alacak? Ne kadar zam farkı alacak? Evet, şimdi kök aylıklarda artışlar yapıldığı için kök aylığı 10 bin liranın altında kalanlar 10 bin lira alacaklar. Yani 7500 lira kendisine yatırılandırın. 7500 liraları 10 bin liraya tamamlanacak. Bu durumda da 2500 lira fark alacaklar. Ama kök aylığa göre %37.57 oranında bir artış yapıldı. Bu artış sonrasında emekli aylıkları emeklilerin hesabına yattı. En düşük emekli aylığı 10 bin lira oldu. Ancak 7500 lira olarak yatırıldı. Çünkü yasal düzenleme yetişmediği için. 7500 liralar 10 bin liraya tamamlanacak. Kök aylığına ayrıca %11.68'lik ilave bir artış yapılacak. Örneğin bir rakam üstünden verelim, çok net anlaşılsın. 10 bin TL emekli aylığı alan birisi Aralık ayında, Ocak ayında %37.57'lik farkla beraber 13.557 lirasını aldı. Şimdi 10 bin lirasına %11.68'lik farkını alacak. Bununla beraber emekli aylığı da 14.925 lira olacak. Birçok emeklinin kafası şöyle karıştı. Şimdi 10 bin lira Aralık ayındaki aylığı Ocak ayında 13.557 lira oldu. O 13.557 liranın üzerine de %11.68'lik farkı hesaplayanlar yanılır. 10 bin liranın %37.57'si verildi Aralık ayında aldığı 10 bin liranın. Şimdi Aralık ayındaki aylığının üzerine %11.68 fark hesaplaması yapması gerekiyor ki doğru sonucu bulsun. Yoksa %37.57 fark alan birisine %8.5'luk bir farkın verilmesi de sonuç olarak matematiksel aynı oranı çıkartır %49.25'e. Bu nedenle bu paylaşım biraz kafaları karıştırdı. Yani %37.57'yi aldıktan sonra bir de 11.68'lik fark alırsa emekliler, bu durumda %53.5 gibi bir artış olur. Zaten artış oranında %49.25 toplamda olması gerektiği için hesaplamayı yapacak olan kişiler Aralık ayındaki aylığı kaç liraysa bunun %11.68'lik farkını alacaklar. %11.68'lik fark yarından itibaren hesaplara yatacak. Doğru mu anladın? Ama şöyle, evet, bu fark Ocak ayında %37.57'lik farkla beraber, enflasyon farkıyla beraber emekli aylıkları yatırıldı. O yatırılan aylıkların %11.68'i değil, Aralık ayında zamsız aylığın %11.68 farkı yatırılacak. Burada ince nokta bu. Bu fark yatırılacak da Bilge Hanım, şimdi enflasyon verileri açıklandı. Bu enflasyonla beraber henüz emeklilerin cebine para girmeden uçup zaten gitti. Bu para enflasyonla beraber uçup gitti. Bakın 10 bin lira örneğini verdik. Şimdi 10 bin lira alan birisinin emekli aylığı 13.557 lira olarak yatırıldı. Hı hı. Toplamda da 14.925 lira oldu. Ancak henüz bu fark yatırılmadan 14.925 liranın %6.7 enflasyonla beraber 1.400 lirası gitti. Yani Ocak ayında emekli aylıkları 10 bin lira olan birisi için örnek veriyorum, 1.400 lira değerini kaybetti. Henüz cebine girmeden. 10 bin lirada 1168 lira fark alacağım diye bekleyen emeklinin işte farkı yarın yatırılacak, öbürsü gün yatırılmaya başlanacak. 10 bin lirada 1168 lirayı beklerken
10 bin lirada 1400 lira, yani artış sonrası 14.925 olmuştu. 14.925 liranın %6.7'si şu anda kayboldu gitti. Kaç liraya tekamül ediyor? 14.925, TÜİK'e göre söylüyorum şimdi bunu. %6.7'si TÜİK'e göre 1000 lira. ENAK'a göre de 1400 lirası gitti. Şimdi Bilge Hanım, bu giden paralar nereye gidiyor? Biz cebimizde bir para var. Cebimizdeki parayla markete girip bir ürün aldığımızda enflasyon o aylık bazda, sonra fiyat artışıyla beraber markete gittiğimizde aynı ürünü alamıyoruz. O ürünün fiyatı artıyor. Şimdi o ürünün fiyatı arttığında içindeki vergisi de artıyor. Dolaylı vergileri de artıyor. Yani o işletmenin ödeyeceği vergi de artıyor. Aynı zamanda KDV'si de artıyor. Bununla beraber, bu enflasyonla beraber cebimizden çıkan paranın bir kısmı devletin kasasına gidiyor aslında. Çalışanların, emeklilerin enflasyon sonrasında alım güçleri düşerken, aynı ürünü alamazken, almış olduğu ürünün fiyatı arttığında cebindeki paranın bir kısmı aslında devletin kasasına yeniden veriyor. Şimdi şunu söylüyorlar. Enflasyonla beraber işte biz seyyanen bir artış yapılmalıdır dediğimizde, ya devlet nereden bulsun bu parayı diyenler var. Zaten biz dolaylı vergilerle devleti finanse ediyoruz. Kasasına bu paralar giriyor. Devlette niye var? İşte vatandaşının zorunlu ihtiyaçlarını karşılasın diye yıllarca çalışan emeklilere emekli aylıkları veriyor. Yol yapar, köprü yapar, hastane yapar. Böyle biliyoruz. Ama şimdi hastaneler özel, yollar paralı, okullar özel, emekli aylıkları düşün. Öyleyse bu kadar fazla ödenen verginin nereye gittiğini de sorgulamak gerekiyor. Çünkü ödenen vergilerin karşılığında hem de yıllarca çalışan kişi yıllarca sigorta primi ödüyor. Sigorta priminin yanında aynı zamanda ücretinden de vergi ödüyor. Hem ücretinizden sigorta primi ödeniyor işçi işveren, hem vergi ödüyorsunuz. Daha sonra emekli olduğunuzda da yine bu vergi devam ediyor. En ufak zeytin aldığınızda zeytinin üzerine vergi ödüyorsunuz. Siz vergi ödüyorsunuz, onu satan işletme de aynı zamanda onun vergisini ödüyor, KDV'sini ödüyor. Yani bir kısmı, paranın bir kısmı dolaylı olarak devletin kasasına geri gidiyor. Bu nedenle de emekli aylıklarının değer kaybına baktığımız zaman yıllık bazda enflasyonda bir düşme yok. Aylık bazda da düşme yok. Bakın 2023 yılının Ocak ayında TÜİK demişti ki, bir yıl önce, tam bir yıl önce bugün demişti ki %6.65 enflasyon. Şimdi üzerinden bir yıl geçti, 6.70 enflasyon. Yani ürünlerin fiyatları artmaya devam ediyor. TÜİK bunu söylüyor. Bırakın ENAK'ı, TÜİK bunu söylüyor. Yıllık bazda geçen yıl %57.68 enflasyon var demişti. Şimdi %64.86 oranında enflasyon var diyor. TÜİK de her şeyin fiyatının arttığını bize söylüyor. Ancak TÜİK'in bu belirlediği oranlar bizim emekli aylıklarımızı, ücretlerimizi, bunları belirliyor. Ama biz çarşıya pazara gittiğimizde kimse TÜİK'in bu rakamlarıyla, oranlarıyla, bu verileriyle ilgilenmiyor. İşte ENAK'ın söylediği oranlara göre çarşıda, pazarda yıllık enflasyon %130. Doğru bu oranlarda. Ama ENAK diyor ki senin cebine giren parayı belirlerim, ama merak etme diyor. Çarşıda, pazarda zaten enflasyon da bu yönde. Bu nedenle de senin emekli aylığın değer kaybetmeyecek, ücretin değer kaybetmeyecek. Zaten değer kaybedecek enflasyon oranında ben sana artış yapıyorum. Hatta hükümet diyor ki merak etmeyin, TÜİK'in açıkladığı oranının da üstünde bir artış yapıyorum. Yani enflasyonu kesinlikle ezdirmiyoruz demelerine rağmen, dediğimiz gibi çarşıda, pazarda gerçek bir enflasyon var. O enflasyonda TÜİK'in üstünde açıklanan enflasyon, ENAK'ın söylediği gibi. Bu nedenle emekli aylıkları değer kaybetmeye devam edecek. Yani böyle devam ederse, bakın yaklaşık olarak 10 bin lira emekli aylığı alan birisi Aralık ayında, Ocak ayında emekli aylığı 14.925 lira olmuş. Bu rakamın da tamamı henüz cebine girmemiş. Ocak ayında 1000 lirasını kaybetmiş. Hangi veriyi söylüyorum ben şu anda? TÜİK verisini söylüyorum. TÜİK verisine göre 10 bin lira emekli aylığı 14.925'e çıkmış. 1168 lira kendisine fark verilecek. Henüz bu para cebine girmeden
emekli aylığı 1000 lira değer kaybetmiş. Diğer emeklilerde de aynı oranlarda değer kaybı var. Biz şunu söylemiştik. Bu enflasyon kısa vadede düşmez. Bu nedenle emeklilere öncelikle nasıl ki devlet memurlarına 8 bin lira seyyan erzam istiyor emekliler, altını çizelim. Yolladıkları aslında, her mesajda bunu dile getiriyorlar. Bir de bir izleyicimiz de çok güzel bir mesaj yollamış Sayın Erdursun. Tam da bu noktada söyleyeyim, diyor ki tek maaşla ev aldığımız yıllardan artık iki maaşla kira veremediğimiz günlere geldik. Bizler emekliler diyor. Acil seyyan erzam diye de eklemiş sonuna. Maalesef yani şu anda Türkiye'de gerçekten emeklilerin durumu iyi değil. Ha, emekli aylığı 30-40 bin lira alanlar da var ama bunların oranı çok düşük. Bunların oranı %10 bile değil. Türkiye'de düşük emekli aylığı alanların oranı çok yüksek. Tıpkı asgari ücrette çalışanların, düşük aylıkta çalışanlar gibi düşük emekli aylığı alanların oranı da çok düşük. Bu nedenle 8 bin lira seyyanen artış kök aylıklara yapılmalıydı. Bunun üzerine de %37.57'lik enflasyon farkı eklenmeliydi. Emekli aylıkları en azından Temmuz ayına kadar değer kaybı devam edecekti ama daha az hissedecekti. Mesela bakın 10 bin lira emekli aylığı 14.925 liraya çıktı. Bunun 1400 lirası gitti. Gitti. Yani 14.925 lira oldu, 10 bin lira, 1400 lirası gidince değeri 13.525 liraya düştü. 10 bin lira emekli aylığına 8 bin lira seyyanen artış yapılsaydı, bunun üzerinde de %37.57 enflasyon farkı